Hoş gelmişsin ha. Bütün arabaların yolunu bekledik. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Arap şeyhi mi oldun? Abi ben kafam gitti çünkü korkuldum yani. O kadar belirsiz bir anlaşılmıyor mu diye. Arkadaşım Arap şeyhi mi oldun? Evet. Hocana saygısızlık etmemen lazım. Ben sevgiden kaynaklandığı için her bildiğim şeyi paylaşmak istiyorum. Ama bu matematiği çözmeniz çok da zor değil. Çünkü matematik de Araplardan çıkmış bir şey. Mesela sıfırı onlar bulmuş. Niye? Etkisiz eleman. Nasıl sizi buldular program için? İsterseniz gidelim ben ama bundan yıllar mukaddem yani. Mukaddem öncesi oluyor. Bundan seneler önce anlamında. Bazen bir şeyler de vermek istiyorum size. Aferin. De. Hem Arap olmuşsun hem Arapça biliyorsun. Bu Arapça değil. Eski Türkçe bu. Farsça kökenli. Onu da biliyorum. Arkadaşım. Sen şu an neredesin? Sahnedeyim. Neresi oluyor burası? Manav. Tiyatro. Neresi? Sahne işte. Tiyatro bu noktada. Buradan Arap Yarımadası sana doğru nereye düşer? Abinin oraya düştü. Bana ne zaman gelir bilmiyorum. Bize ilk katıldığında o koltukta boş yerler vardı. Ödeme alanla alamayanın farkı. Ben bir taburenin tek ayağına oturabiliyorum şu an. Yanıma da 3 kişi gelebiliyor. Yani... Kamerayı nasıl kullanacaksın? Kamerayı nasıl kullanacaksın? Sana soruyorum. Pozisyonunu ona göre ayarlayayım. Ben kamerayı kullanmayacağım. O yüzden bana hiç şey yapmayın. Takılmayın. Çocuğu nasıl pozisyonlandırayım söyle. Kamera bendeyken mi? Çok önemli Arap Yarımadası'nda bir siyasi bir insan da olabilir mesela. Ya da sanatçı. Arap sanatçısıyım ben. Çok önemli. Süper. Evet. Tamam. Git gir uçağa. Mahmut 1200. Öyle yani. Arkadaşım. Vurs omzuna. Vurs. Bir anda İngilizce konuşmaya mı başladın? Hello. 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 Arap şey. Sen Arapça soruyorsun, o İngilizce cevap veriyor. Çünkü Türk. Evet. Kurşunu. Ne yapayım onu? Neyi? Kurşunu. Al şu uçağı, ver sola sinyali, seyirciye dön, sonra ne yapacaksan ya? Parmağınla direksiyonun ortasındaki deliğe bas. Kornası bu. Çok saçma. Ben uçakta korna olur mu salak? Niye sinyal var da korna niye yok? Evet. Heyt! Anamı kesen ben. Babamı kesen ben. Daha bilmem acayip şeyleri de ben yaptım. Hiç kız kardeşimin bağırsağını kravat yapıp boynuma takan falan. Şam babalarım var. Kestik. Arkadaşım kes o zaman bir ucundan de. Kes o zaman bir ucundan. Bakalım. Buyurun. Yalnız neyin ucundan kestiğini ben... Şimdi olay nereye gidiyor ben anlamadım. Arkadaşım. Bayrama söylemez miyim seni diye. Kartallı dalakçı bayram. Ne sakatat bir dönemde yaşıyoruz ya. Geçerken o Muhittin abicim de sarıl eteklerine. O Muhittin abicim. Muhittin mi? Nereli hallat? Dön arkandaki jetonlu telefona. Orada ne? Arka tarafta. Tamam, gece yarısı oradayım. Deşeceğim kendini hazırla. Alkolsün vücuduna. Senin kafanda nasıl bir plan var ya? Sen de ketçap sürer. Manyak. Bu hastası. Adam dalakçı senin dalağı alırsa biz ne eyleriz? Ya hocam benim bıyığım bile sahte. Ben adamla nasıl karşılaşayım? Konuşma. Ben mi dedim sana Arap şeyi ol? Konuş. Merhaba. Kartallı Kemal. Ne gülüyorsun? Birbirimize hoşlandığımızı düşünüyoruz şu an. Arkadaşım. Kabadayı söyle. Evet lan. Annem olacak kadın kirlileri yanlışlıkla böyle koymuş düğmelilerle bir araya. Ne demekse. Efendim sen benim kıyafetler parçalan. Ben de aldım babamın kıyafetini giydim. Ben ne söyleyeceğim mahalleliye seni bu halde gördükten sonra? Kış günü niye beyaz çizme giydiğini anlatabilirsin mahalleye. Kabadayı ol. Ya yırtmaçlı kabadayı olur mu ya?
otur, düzgün kalk. Ne yapayım? İnşallah beni böyle savaşa yollamazsınız. Yapma, yapma. Böyle kazanamam. Kılıç gibi duruyor buradan. Buradan da inanır mısın? Neredeyse duruyor yani öyle. Orasından tutarsan elin kesikir. Yok hiç. Ben böyle rahatça dövüşebilirim yani. Çekil lan. Çekil. Bakma. Arkadaşım. Biraz tezgah biraz geride olabilir mi ya? Neden? Ön sıra hakikaten dondurma almaya meyilli çünkü. Böyle bir... Arkadaşım. Benim içimde en ufacık kötülük yok. Anneniz de vardı, o dışarı çıktı işte. Numara çekeceğiz ya. Ne yapacağız? Numara çekeceğiz. Her şeyi tekrarlıyor. Numara. Numara. Sen gel sağdan. Sen de şeyi çal. Boş ver aldırma. Severim diye kandırma. Çok hoşuma gidiyor sahildeki dondurma. Sen sağdan. Ulan şurada bir dondurmacı olsa da dondurma yesek belki yalarken de bir kız görürüm, havamı da atarım. Ve kanalın kapandı. Hadi bakalım. Niye ne kadar güzel? Hoppala. Ha. Bu ne ya? Şimdi bağlasanıza ya. Ne oldu? Ben kapattırdım kanalı, sen açtırdın. Kurtaracağız. Çocuğun bir yerini keseceğim, yemin ediyorum ya. Başımıza bela, 3 kuruş dondurma için. Arkadaşım, bak. Arkadaşım, sen o kılıcı organın gibi kullanıyorsun. Kesmezsin. Organ bağışladım. Saygısı var. Tamam, ver dondurmayı ama vereme. Sen de al, alama. Birisi sesimi duysa... Sen geç tezgah arkadaşım. Birisi sesimi duysa. Bu arada hep erimiş ya. Kalan da oynuyorum ya. Bu kızın sevdiceğinin kim olduğunu bulup hikayesini dinle. Bu kızın sevdiceğini bulup hikayesini dinleyeyim. Evet. Kızdan niye dinlemiyorum? Sapıksın çünkü. Ya ben sürekli bir kadınlardan uzak tutma var ya. Sen bir şey duymuyorsun, beyin süzgecinden geçirip ağzından vermiyorsun ama beyin süzgecinden geçirip gözünden veriyorsun. Ben de kalçadan alıyorum onu tekrar. Omuzdan böyle sektirip tak. Ne saçma bir iletişim arkadaşım. Bu. Arkadaşım. Kızı balkona kilitledi. Ne güzel, öbür tarafa açık balkonun. Eve giremez. Dışarı çıkabilir kız ya. Biraz kafayı çalıştırın. Yok, ya. Ne saçma. Yedinci katta. Yedinci kat saçı da kısa. Uzamıyor. Oraya kadar gelmiyor. Saçını ne yapacaksın? Ne tarz fantezilerin var senin? Ne yapmayı, balkonda ne yapmayı düşünüyorsunuz siz ya? Bak ben aracı olayım istedim ama baktım sapkın bir şeyler var yani. Rapunzel'de olduğu gibi hani belki... Rapunzel'i seyretmedim ya. Bütün Alman filmlerini seyrettim Rapunzel'deki yani. Amerika. Oradan bebeğe doğru inerken... Oradan bebeğe doğru inerken lan ne göreyim Nazlı iki tane böyle... Şey iki tane dondurmacı. Baktım rakip. Ha dedim bundan. Sen şimdi çaktırmadan oğlanın ağzından kız nerede oturuyor adresini al. Ha bir şey söyleyeceğim. Arabalarda hoşlanır mısın? Çok. Evet. Kız nerede oturuyor? Dondurmacı seninle konuşuyor. Hey. Nasıl çalıyorsun öyle? Şeyiyle çalıyor derler ya. Dondu valla o oldu ya. Çalışmış ben yok ya. Bu kılık ne lan? Sen kendi kılığına bak penguen. Nispet, Nispet! Arkadaşım, hero gibi bağırsana. Nispet! Kestik. Uçarken biraz üşütmüş o yüzden. Birazdan düzelir. Şu seyirci uçma sesi yap. Uçma sesi ne ya? Bu düşme sesi ya. Kıza İstanbul'u tanıt. Buralar işte Ayasofya. Her şeyi hallettik, tura çıktık değil mi şimdi? Arkadaşım. Allah. Bir daha hayatında ne zaman binecek şeye, hero'ya? Kılıcı oradan çıkar.